Gündem programından herkese merhaba. Bugün Rakçı İmam olarak bilinen Ahmet Muhsin Tüzer'le mesleğe dönebilmesi için verdiği hukuk mücadelesini konuşacağız. Merhaba Ahmet Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet. İmamlık yaptığınız sürede tasavvuf ve rock müziğini bir araya getirerek konserler verdiniz, albüm yaptınız. Bu yüzden de mesleğinizden ihraç edildiniz. Süreci bize biraz anlatır mısınız? Evet, ben Antalya Kaş ilçesinde Pınarbaşı mahallesinde İmam Hatip olarak görev yaparken bir arkadaşım Kramp'ın, yani Kramp Anadolu rock gruplarından bir rock grubu. Hepinizin bildiği gibi. Kramp'ın kurucularından, işte gitaristi ve bestekarlarından Doğan Sakin abiyle beni tanıştırdı. O tanışma benim için dönüm noktası oldu hayatımda. Çünkü Doğan abi ile çok iyi bir iletişim kurduk. Çok iyi bir dostluğumuz oldu. Benim dünya görüşümden, müziğe bakışımdan, insana, hayvana olan pozitif yaklaşımımdan dolayı beni çok sevdi. Hatta şu ifadeyi kullanmıştı, bunu arz etmek istiyorum. Ahmet Hoca, sen gerçekten imam mısın dedi bana. Evet, imamım Doğan abi dedim. Ya bütün imamlar senin gibi olsa hani Türkiye'de Müslüman olmayan kimse kalmaz gibi böyle çok güzel bir veciz bir sözle bana iletmişti kendisi. Doğan abiyle pek çok konuda yani anlaşıyorduk ve pek çok konuda gerçekten benzer noktalarımız vardı. Dedim ki Doğan abi ben dini ya musikide, tasavvufta altyapım var. Hatta Türkiye'de ilk ilahi kasetini çıkaran o ekibin içerisinde, yani benim kardeşlerimle birlikte ben de vardım. Dolayısıyla siz de rock konusunda bir duayensiniz. Hani farklı böyle bir sentez ortaya koyabilir miyiz? Yani rock tasavvuf birlikteliğini en azından harmanlayarak farklı eserler, farklı parçalar icra edebilir miyiz diye sorduğumda o da memnuniyetle yaparız hocam dedi. Ve o şekilde bu rock grubumuz doğdu, doğum yapmış oldu. Ve bir anda hem ulusal medya hem de uluslararası medyada gerçekten defalarca gündem olduk. Bir imamın rock müzik yapması hakikaten sıra dışı bir olaydı. Bence çok güzel oldu, yani çok güzel anılarım, hatıralarım oldu, çok güzel dokunuşlar oldu, çok güzel açılımlar oldu. Bu anlamda çok mutluyum ben. Peki sonraki süreçte neler yaşadınız? Ya aslında ilk konserimi ben 2013 yılıydı. Kaş Belediyesi'nin organize etmiş olduğu bir konserde ilk konserimi Kaş Meydanı'nda vermiştim. O konser hakikaten kırılma noktası oldu. Akabinde Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında soruşturma açtı. Çok iyi bir avukat savundu beni ve o şeyi püskürttük, yani daha doğrusu o savunma neticesinde bir ceza almadım ben tabii ki. Akabinde yurt dışı konserlerim ve yurt içi konserlerim oldu. İşte yurt içinde toplamda 8 konser verdim. Yurt dışında 3 konser verdim. Amerika'daki ilk konserimiz rock konseri değildi yalnız. İsveç kökenli profesör, matematikçi, felsefeci ve besteci olan bir bayan, Catherine Christer Hendricks isminde bir bayan, minimalist tarzda ve drone tarzı bir müzik türüyle konserler yapan birisi. Viyana'da, Berlin'de, işte New York'ta. Beni Amerika'nın NPR radyosunda dinlemiş. Orada ben bir takım ilahi ve kasidelerle alakalı bir denemelerim vardı. Oradan çok etkilenmiş benim sesimden kendisi. Dedi ki bana, Ahmet Hoca, kabul edersen seni grubumda ben vokal olarak düşünüyorum. Bundan sonraki konserlerimize birlikte olursan çok mutlu olurum dedi. Ben İstanbul'a geldim, görüştüm, tanıştım, samimi buldum kendisini ve teklifini kabul ettim. İlk konserimizi 2014 yılında New York'ta bir festival kapsamında vermiştik. Hakikaten çok manevi derinliği olan bir konserdi. Yani özellikle mistik anlamda zaten gelen kişilerde bu müziğin felsefesinden anlayan ve bu müziğin ruhuyla yaşamaya çalışan insanlar, çok etkilenmiştim ve harika bir performans oldu. Hatta bununla ilgili YouTube'da albümümüzün kaydı falan da var.
O konserden sonra ben ikinci rock konserimi yine Amerika'da, New York'ta vermiştim. Üçüncü konseri yine bu bayanın grubuyla birlikte Serranos Müzesi'nde vermiştik. Hakikaten çok farklı ve çok güzel bir yolculuktu benim için. Ve ben size şunu söylemek istiyorum özellikle buradan. Portekiz konserimiz tam bir skandal oldu aslında konser öncesinde yaşadıklarım. Portekiz'den konser teklifi geldiğinde bir arkadaşım Kültür Bakanlığı'na hocam bunu yaz dedi. Kültür Bakanlığı seni devlet sanatçısı olarak Portekiz'e gönderir diye düşünüyorum dedi. Ve haklı çıktı. Ben Kültür Bakanlığı'na bu konuyu ilettim. Onlar davetiyeyi istediler. Ve kısa bir zaman içerisinde bana olumlu dönüş yaptılar. Yani hocam biz bundan çok mutlu olduk. Bu ülkemizin tanıtımı için gerçekten güzel bir konser olacak, güzel bir fırsat. Dolayısıyla biz sizi devlet sanatçısı olarak gönderme kararı aldık demişlerdi bana. Çok mutlu oldum tabii ki. Akabinde tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu konuyu ilettiler. İlginç bir şekilde hiç beklemediğim bir cevap geldi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Bu konsere gitmemin uygun olduğunu belirten bir yazı geldi. Çok mutlu oldum gerçekten. Artık dedim hani köprüleri yıktık, aramızdaki problemleri giderdik. Artık bir uzlaşı, bir barış ve kabullenmeyle alakalı güzel bir süreç yaşayacağız diye düşünürken konserin başlamasına 12-15 gün kala şok bir yazı daha geldi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Bu sefer uygun değildir. Benim gitmemin uygun olmadığını belirten bir yazı geldi. Gerçekten inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşamıştım. O dönemde ben de basına bunu böyle biraz egoma da sanırım tabi olarak nefsime uyarak biraz sert bir şekilde bu konuyu ben hatta demiştim ki yani bunu dünyaya nasıl anlatacağız yani bu skandalı. Konser belirlenmiş, anlaşmalar yapılmış, afişler hazırlanmış, tanıtımlar bitmiş ve konserin başlamasına 12-15 gün kala bir anda şok bir karar Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan uygun değildir. Yani bakın ben burada peki bir gönül eri olarak... Peki bu 15 günde karar değiştirmelerinin sebebi neydi sizce? Efendim? Diyanet'in 15 günde karar değiştirmesinin sebebinde ne etkili olmuş olabilir? Yani gizli bir el dokundu. Yani gizli bir el, onu bilmiyorum kimin olduğunu. Etkili birisi devreye girdi ve benim konserimi engelledi. Sizin benim değil yani Türkiye'nin konserleri. Böyle sentez bir müziği kazandırmanız, imamlık yapmanıza engel miydi? Gerekçe neydi? Asla değil. Yani gerekçe, ya Diyanet İşleri Başkanlığı kurumunda çok değerli insanlar da var. Ya benim tanıdığım kişiler de var. Yani aydın, gerçekten hani evrensel değerlere saygılı ve hoşgörü içerisinde, sevgi içerisinde hayatını sürdüren ve bu anlamda hizmet etmeye çalışan insanlar da var. Ama maalesef yani bugün tarikat ve cemaatlerin özellikle işte devletteki yapılanmalar neticesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da hani önemli makamlara gelen kişiler var. Onları hepimizin malumu zaten. Onlar zaten bana başından beri düşmanlık yaptılar. Başından beri beni engellemeye çalıştılar. Mesela bu Mahmud Efendi cemaatinden yine önemli birisi, ismini unuttum ama bir ara Facebook sayfasında benimle ilgili böyle hakaretvari bir takım bir yazı yazmıştı yani. Yani ben gerçekten çok zor bir işi yaptığımın farkındayım. Yani çok önemli bir misyonu ben ateşten gömlek giyerek bir şekilde ifa etmeye çalışan bir insanım. Dolayısıyla o kişinin kim olduğunu bilmiyorum ama gerçekten yaptıkları bence bu ülkenin tanıtılmasına vesile olan, bu ülkenin değerlerinin tüm dünyada insanların nezdinde çok pozitif katkılar sağlayan bendenize böyle bir engellemenin böyle bir uygun değildir anlamında böyle bir beyanda bulunmaları hakikaten yani çok şey bir söz kullanmak istemiyorum ama yani bunun vebalini bunlar taşıyamazlar. Yani bu çok büyük bir vebal gerçekten ve bu tarih affetmeyecek bunları. Onu söyleyeyim yani burada. Yani ben bir gönül elçisiyim ben. Yani benim yaptığım hizmetler ortada. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapamadığı bir takım tanıtımları, bir takım başarıları elde etmiş bir insanım. Yani bunları bana nasıl yapıyorlar ben hala inanamıyorum gerçekten. Az önce Mahmut Efendi cemaati dediniz. Genel anlamda cemaatler Diyanet'in kararını etkilemiş olabilir mi sizce? Kesinlikle. Onların etkisi var zaten. Yani cemaatlerdeki o etkin kişilerin
etkin ve yetkin kişilerin tabii ki parmağı var, onu biliyorum. Daha önce de mesleğinize dönebilmek için Türkiye'de açtığınız davalar oldu. Fakat sonuç alamayınca son olarak bildiğim kadarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdunuz. Peki Türkiye'deki davaların reddedilme gerekçesi neydi? Evet, çok şaşırtıcı ve hiç beklemediğim sonuçlar aldım mahkemelerden. İlk olarak 2018 yılında Antalya 4. İdare Mahkemesi'ne başvuru yaptık yürütmeyi durdurmayla ilgili. Yürütmeyi durdurma kararımız maalesef reddedildi. Daha sonra ben konuşma hakkı oluyor ya, duruşma. Onunla ilgili talepte bulundum. Duruşma oldu ve Diyanet'in avukatı da vardı salonda. %70 falan ben konuştum zaten. Yani oradaki hakimler çok fazla soru da sormadılar. Bir iki tane soru sordular sadece. Hatta son soruda Portekiz skandalını ben arz ettim kendilerine. Dedi ki hakim Diyanet'in avukatına, bu konuda söyleyecek olduğunuz bir şey var mı dedi. Hayır dedi, yani yok dedi. Ben dedim ki tamam, ben bu davayı kesin kazandım gözüyle bakıyordum. Yani çok etkiliydim ve güzel konulara değinmiştim, hassas konulara değinmiştim. Ve kazandım diye sevinirken bir baktım ki karar yine red. Akabinde Konya Bölge İdare Mahkemesi istinaf deniyor. Oraya başvuru yaptım. Oradan da yine önce yürütmeyi durdurma red. Daha sonra esas kararının yine red olduğunu öğrendim. Bunlar tabii hep böyle ümitle ve gerçekten kazanabileceğim umut ederek benim hayal ettiğim süreçlerdi. Çünkü haklıyım zaten. Yani ben hepinizin bildiği gibi yani hizmetten başka bir şey yapmadım. Yani takdiri ve taltif görmem gerekirken maalesef bunlara düçar oldum. Daha sonra Danıştay'a başvuru yaptık. Danıştay'daki olay çok ilginç. Yani 6 Ocak'ta benim dava dilekçem tetkik hakiminin önüne geliyor. 12 Ocak'ta yani 6 gün içerisinde beyefendi karar veriyor. Yani avukatlar diyorlar ki yani böyle bir şey mümkün değil diyorlar. 6 günde o hepsini okuyup da bir anda karar vermesi falan mümkün değil. Bunlar hep manidar şeyler, düşündürücü şeyler gerçekten ve oradan da red kararı aldım. Ve itiraz hakkımda olmadığı söylendi bakın. İtiraz hakkımda kapattılar. Daha sonra Anayasa Mahkemesi, ki Anayasa Mahkemesi'nden epey umutluydum ben. Orada da ilginç bir şey yaşadık. Tam avukatım hazırladığı dilekçeyi bana gönderdi. Ben kaçtaydım. Tam son gün ama. Yani bir aylık bir süre vardı. Tam o bir aylık sürenin son günü ben Kaş Sulh Ceza Mahkemesi'ne giderek başvurumu yaptım. Paramı ödedim. Resmi anlamda başvuruyu aldılar. Kayda girdiler. Ve bana elimdeki belgeleri acilen bunu Anayasa Mahkemesi'ne postayı da gönderin. Ben de aynı dedikleri şekilde yaptım. İlginçtir, aradan 2-2,5 ay geçti geçmedi. Karar çıktı Anayasa Mahkemesi'nden ve karar red. Gerekçe süre aşımı. Yani inanamıyorum ve itiraz hakkımız yine kapalı. Yani şunu söylemek istiyorum. Nedense Türk mahkemelerinin bana karşı olan tutumları gerçekten çok düşündürücü. Yani sanki oyunu baştan belirlemişler. Ben ne yapsam ne etsem, ağzımda kuş tutsam bile kazanma şansımın olmadığını ben bu deneyimlerden sonra maalesef acı bir şekilde öğrenmiş oldum. Şimdi işte geçen Perşembe günü Strasbourg'a ulaştı dilekçemiz ve avukatım beni işte kamuoyuna mal olmuş birisi olarak takdim etti. Hatta uluslararası basında özellikle çıkan pek çok haberi de dosyaya iliştirmiş. O şekilde sunduk. Ben kısa zaman içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden olumlu bir karar çıkacağına inanıyorum. İnşallah dönüşüm muhteşem olacak. Bir yandan da son dönemde ateistlerin ve deistlerin sayısı bir aylık artış gösteriyor. Seküler yaşam tarzına karşı baskıcı tutum insanları dinden uzaklaştırıyor diyebilir miyiz? Çünkü siz de aslında bu baskılara maruz kaldınız. Klasik bir imam diyemeyiz sizin için de, daha aykırı bir tarzınız var. Ve bu noktada konu hakkında yorumunuz nedir? Rakçı imamlar çoğalsın mı? Evet, bence rakçı imam, cazcı imam, işte rapçi imam, tiyatro yapan imam, şiirle uğraşan imam, şair imam, felsefeci imam, yani filozof imam. Ki bir tane arkadaşım benim gerçekten inanılmaz, çok takdir ediyorum yani imam ama okumadığı felsefe kitabı yok yani. Bugün televizyonlara çıksa program yapabilecek bir üst düzey birisi. Tabii ki bunların çoğalması gerekiyor. Kesinlikle dinimizin yarınları için entelektüel birikimi olan imamların çoğalmasını temenni ediyorum. Yani
bugün aklı, bilimi, felsefeyi, edebiyatı, şiiri, tiyatroyu, sinemayı, bütün bu sahaları gerçekten bizlerin doldurması gerekiyor imamlar olarak. Yoksa sadece işte bir söz vardır ya, işte kıl beşini, bil işini, ya aşını. Yani sadece evden camiye, camiden eve olan bir imamlık mesleği hakikatte hizmet değil, hizmete muhalif bir yaşam tarzı diye düşünüyorum. Yani ben bu anlamda aslında güzel bir örnek olduğumu düşünüyorum. Aslında hiç benim tanımadığım bazı imam arkadaşların da bana ulaşıp, özellikle genç imamların, şu anda yeni atanan imamların bana ulaşıp gerçekten beni takip ettiklerini, beni takdir ettiklerini, misyonumu, benim savunduğum değerleri özümsediklerini bana belirten pek çok imam arkadaşım da var. Ben özellikle yeni genç nesil diyelim, Z kuşağındaki imamlara karşı ben çok pozitif şeyler düşünüyorum. Onlar inşallah yarınlarımızın en ulvi değerlerinden olacaklar diye düşünüyorum. İmamlık gerçekten çok önemli bir meslek. Aslında meslek değil aslında. Özünde bir misyon imamlık. Yani toplumu aydınlatan, topluma ışık saçan önemli bir misyon. Bu anlamda ben çok dünyevileştiğimizi düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ben şu an itibariyle maalesef misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Yani bu haliyle hizmet yapamaz durumdalar. Hatta işte yanlış fetvalarla, yanlış bir takım dini bilgilerle insanların kafalarını karıştırıyorlar ve maalesef örnek olma noktasında da insanlara ve gençlere örnek olamıyorlar diye ben bunu üzülerek belirtmek istiyorum. Aslında çok basit. Yani kendi nefsimizden, nefsimizin arzularından, egolarımızdan aslında uzaklaşıp hakikaten merkezimize insanı koysak ve kendimizi geliştirme yönünde, her sahada geliştirme yönünde adımlar atsak, mücadele içerisine girsek, gayret etsek, hakikaten bugün Türkiye'deki dini yapı, dini anlayış ve dini mantalite çok daha farklı bir durumda olabilirdi. Ama biz çok şeyi kaybettik. Şu anda bir çöküş yaşıyoruz maalesef. Gençleri ben çok iyi anlıyorum. Yani özellikle Z kuşağının ben bugün dine bakışını çok doğru buluyorum. Çünkü örnek alacak oldukları insanlar yok maalesef. Televizyonlara çıkıp işte din adına ahkam kesen insanlara bakıyorsunuz. Hani ekseriyeti maalesef bir eli yağda, bir eli balda işte saltanat sürüyorlar. Diğer taraftan insanlara işte fakirliği tavsiye ediyorlar, fakir olmayı. Dolayısıyla bu çelişki insanların gözünden kaçmıyor ve maalesef özellikle gençlerimizi dinden, diyanetten uzaklaştırıyor. Bugün benimle irtibata geçen, hatta kendisini ateist olarak, deist olarak tanımlayan gençler var. Yani bana karşı gerçekten çok güzel duygularla bana yaklaşıyorlar. Hatta şunu söyleyeyim, bir tane bir dansöz bir bayan var, çok seviyorum kendisini. Kıbrıs'ta dansöz, yani dansözlük yapıyor ve deist yani kendisi. Ama beni öyle savunuyor ki inanamazsınız yani. Şimdi böyle ben güzel şeylerle karşılaşıyorum. Bu neden kaynaklanıyor? Benim özümdeki sevgiden kaynaklanıyor. Yani ben kimseyi ayırt etmiyorum ki ben. Yaratılan herkesi ben yaratandan ötürü seviyorum zaten. Yani saygı duyuyorum en azından. Dolayısıyla ben bütün canları tevhid şuuruyla bağrıma basıyorum. Yani bütün aslında mevcudatı, ben varlığı gönlümde birlemiş bir insanım. Dolayısıyla böyle bir insandan zarar değil, fayda gelir. Yani insanlığa, gezegenimize ben sürekli katkı sağlamaya çalışıyorum. Yani insanlar özellikle mesela sağlık konusunda insanları hep her daim uyarmışımdır. Her daim onların mutlu, sağlıklı birey olabilmeleri için önemli katkılar sağlamış bir insanım. O anlamda ben yarın Rabbimin huzuruna gittiğimde ona sunabileceğim çok güzel ve özel hediyeler olduğunu da buradan belirtmek istiyorum yani. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Süremizin sonuna geldik. En kısa sürede sizin de mesleğinize dönebilmenizi umut ediyoruz. Hiç şüpheniz olmasın. Mutlaka her şey aslında rücu edecek. Sevgi kazanacak, adalet kazanacak, hukuk kazanacak inşallah. Çok teşekkürler. Gündem programının sonuna geldik. Konuğumuz Ahmet Muhsin Tüzer bizimleydi. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.